Tarihte 37 tane WrestleMania düzenlendi. Birçok maç izledik. Güreş dünyasının bazı en unutulmaz anlarına tanıklık ettik. Yeni de WrestleMania'dan çıkmışken bir konu ilgimi çekti. Bazı WrestleMania'ların main eventleri vasattı. Vasatı geçin, gerçekten kötü olanlar bile var. Peki bir diğer tarafa baktığınızda da bazı WrestleMania'ların açılış maçları çok iyi. İşte şimdi bu videoda tam olarak bunlardan bahsedeceğim. Açılış maçı main eventinden daha iyi olan WrestleMania'lar. Başlamadan önce özellikle belirtmek isterim ki sadece açılışı main eventten daha iyi olanlardan bahsedeceğim. Yoksa şimdi biliyorum diyecekseniz ama o WrestleMania'nın X maçı açılışından daha iyiydi. Tamam ama konumuz açılış ve kapanış. Hadi başlayalım. İlk olarak çok fazla geriye gitmemize gerek yok. WrestleMania 33'e gidiyoruz. The Undertaker'ın kırılan serisinin üzerine tüy dikilen saçma sapan bir main event. Mantıklı yönden baktığınızda şirkette en tepe adam olarak görülen kişinin şirketin bir efsanesini yenmesi. Bu ne kadar olabilir bir şey gibi olsa da Undertaker'ın zaten serisi kırılmışken bir de bunu yapmaları kötüydü. Gecenin açılış maçına baktığımızda ise AJ Styles ile Shane McMahon'ı görüyoruz. Birçok izleyici AJ'in daha büyük bir maçta boy göstermesi gerektiğini düşünüyordu. Bu maçtaki asıl kilit adam Shane'di. Kendi güreş kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Shane'in rakibi de AJ gibi muhteşem bir güreşçi olunca gayet izlenir bir maç oldu. Açılış maçı bu olan WrestleMania 33'ün main eventi şahsen daha kötüydü. O yüzden AJ ve Shane'e teşekkür ederek açılış maçı main eventinden daha iyi olan WrestleMania'lar listemize devam ediyoruz. Biraz daha yakın bir tarihe geldik. WrestleMania 35. Genel olarak bekleneni verememiş bir WrestleMania. Main event için seçilen maçsa iyi niyetli olmasına rağmen tutmamış bir maçtı. Bireysel olarak baktığınızda Becky Lynch, Charlotte Flair ve Ronda Rousey çok etkili isimler. Her ne olursa olsun genel kitlenin ilgisine baktığınızda maalesef seyirciyi yakalayamadı. Başta kadınların bir WrestleMania'da main event'e çıkması alışılmışın dışında bir şeydi. Eşitlikten yana sıkıntımız yok elbette ama ilgi çekenin ne olduğu bellidir. Güzel de bir maç olmasına rağmen gecenin açılış maçında başka bir dünya vardı. Universal şampiyonu Brock Lesnar'ın rakibi Seth Rollins. Maçın normal süresi kısa geçse de öncesi var. Rollins ringe daha gelmeden Lesnar'ın saldırısına uğradı. Hem de ne saldırı. Yorumcu masası bariyer derken maçı hali kalmamış gibiydi. Hakemin etkisiz kaldığı anda low blow ile Lesnar'ı avlamayı başardı. Tam 3 curb stomp sonunda yeni Universal şampiyonu oluyordu. Maçın öncesinin de aksiyonuyla bir bütün olarak düşündüğümüzde kadınlar main eventimizden daha çok ses getirdiğini söyleyebilirim. Şimdi takvimde daha da geriye gidiyoruz. Las Vegas'taki Caesars Palace Oteli'nde düzenlenen WrestleMania 9'dayız. Tarihin en zayıf WrestleMania'larından biri bence. Size daha önce de anlattığım gibi Bret Hart ve Yokozuna son maç olacaktı. Ama her ne hikmetse Hogan gelip galiple ben yapacağım dedi. Durum böyle olunca asıl main event Hogan ve rakibinin olacaktı. Yokozuna Mr. Fuji sayesinde maçı kazanıp yeni WWF şampiyonu oluyordu. Hogan gelip yeni maç başladı. Aynı şekilde yine hileyle maçı bitireceklerken Hogan üstün gelip maçı kazandı. Koskoca WrestleMania 9'un main eventi buydu. Açılış maçında ise Shawn Michaels'ın rakibi Tatanka'nın Intercontinental şampiyonluk maçı vardı. Zaten baştan artı bir oluyor Michaels olunca. Tatanka'nın da oldukça iyi olduğu dönemler. Doğruyu söylemek gerekirse Hogan ve Yokozuna saçmalığından sonra açılış maçına neyi koysanız daha iyi maç olurdu. Michaels ve Tatanka da elbette daha iyi bir maç çıkardılar. WrestleMania 10'u da aradan çıkaralım. Hem açılış hem de main event'te karşımıza Bret Hart çıkıyor. Aslına bakarsanız çok doğal bir sonuç. Açılışta kardeşi Owen Hart ile tüm zamanların en iyi kardeş maçlarından birini izledik. Owen'ın Bret'i kıskançlıkla suçlamasının sonucu olarak bu maça gidildi. Arkadaşların uyumları zaten iyi olur. Ama bahsedilen isimler kardeş olunca işte o zaman ortaya bir şaheser çıkabilir. Owen'ın kazandığı bu maç main event'ten daha iyiydi. Peki main event'te Bret'in rakibi kim? Bir önceki sene anlamsız bir maça çıktığı kişi. Yokozuna. Bu sefer Bret kemeri kazanmayı başardı. Şöyle bir baktığımızda iki maçta da Bret var ama net bir şekilde açılış maçı daha iyiydi. Unutmadan komple WrestleMania 10'un net en iyi maçı Razor Ramon ve Shawn Michaels'ın Intercontinental merdiven maçı. WrestleMania 34. Roman Reigns WrestleMania 31'den sonra üst üste main eventlerdeydi. WrestleMania 34'te ise aynı WrestleMania 31 gibi.
Rakibi yine Brock Lesnar. Universal şampiyonluk maçında Lesnar kemerle gelip kemerle ayrıldı. Baktığınız zaman büyük bir maç ama gecenin açılış maçı çok renkliydi. Seth Rollins, The Miz ve Finn Balor'ın olduğu bir Intercontinental şampiyonluk Triple Threat maçı. Güreşenlerin bireysel güreş performanslarına baktığınızda bile çok şey vaat edebiliyor zaten bu maç. Beklendiği gibi de oldu. Üçlünün ring içi uyumu o kadar verimliydi ki çoğu kişiye göre bu WrestleMania'nın en iyi maçıydı bu. Main Event'ten 10 dakika kadar kısa sürse de dolu dolu bir maçtı. Seth Rollins kendisine çok yakışan Intercontinental kemeriyle maçtan galip ayrılan kişiydi. Eddie Guerrero'nun son WrestleMania'sına gidiyoruz. WrestleMania 21. Günün ilk maçında ilerleyen zamanlarda birbiriyle ciddi feud'a girecek ikili Rey Mysterio ve Eddie Guerrero vardı. Dönem itibariyle face'e karşı face maçıydı bu. İkisi zaten birbirinin yakın arkadaşı olduklarından ve güreş stilleri birbirine uyumlu olduğundan dolayı maç oldukça keyifliydi. Daha iyi maçlar var mıydı? Elbette vardı bu gecede ama açılış ve kapanış dersek Rey ve Eddie Main Event'ten daha iyi bir maç izlettiler. Main Event ise çok şey vaat eden bir maçtı. Evolution'ın dağılacağı dönemler. Triple H ve Batista'nın maçı. Batista'nın artık şirkette tepeleri oynayacağı günlerin başlangıcıydı adeta. Hikayesi dolu dolu olsa da maç kalitesi olarak Eddie ile Rey'in maçından altta kaldığını söylemem lazım. Gecenin maçı ise Angle ile Michaels arasındaki maçtı. Buna pek kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyorum. WrestleMania 30 adeta Daniel Bryan'ın tek kişilik gösterisi gibiydi. Çok büyük bir altyapıdan gelip Triple H, Batista ve Randy Orton'u her türlü negatifliğe rağmen yenmeyi başardı. Gecenin açılışında Triple H ile maçtaydı. Eğer bu maçı kazanırsa Main Event'te gerçekleşecek olan Batista ve Randy Orton maçına 3. olarak dahil olacaktı. Bryan gayet güzel bir maçla Triple H'i yenmeyi başardı. Bir süredir kendisine zorluk yaşatan Triple H'e karşı üstün gelmesi onun için çok önemliydi. Buradan aldığı galibiyetle finali Triple Threat'e çevirdi. Sakat olmasına ve maçta çok kez darbe yemesine rağmen üstün gelmeyi başardı. Bu biraz tartışılır bir seçim bence. Fikir benim olduğu için. Bence giriş maçı Main Event'ten daha iyiydi. O yüzden de Bryan'ın kazandığı bu maçlardan ilki olan Triple H maçı sayesinde bu listede olmayı hak ediyor WrestleMania 30. Daha taze Main Event'e çıkmış olan Edge'in maçına geçelim şimdi. WrestleMania 27'ye dönüyoruz. Edge'in emekli olmasına doğru yapılan bu maç da Main Event'ten daha iyiydi. WrestleMania 27'nin Main Event'inde John Cena ve The Miz vardı. Eğer The Rock maçı dahil olmasa muhtemelen isim olarak en zayıf WrestleMania Main Event'lerinden biriydi. Dönem itibariyle The Miz'in Main Event'leri olup WrestleMania'da Cena gibi bir adamın karşısına çıkması pek kabul edilebilir bir şey değildi. Miz bunu iyi kıvırdı ama o gecenin açılış maçı kesinlikle daha güzeldi. Royal Rumble kazanıp Edge'in World Heavyweight kemerine rakip olan Alberto Del Rio umduğunu bulamadı. 11 dakikalık kısa ve öz bir maç oldu. Alberto her ne kadar birçoklarınca sevilmese de ring performansı oldukça iyiydi. Edge ile olan bu maçı da Main Event'ten daha iyiydi. Edge sonunda Alberto Del Rio'yu yenip kemerini korumayı başardı. Size daha önce de söylediğim üzere WrestleMania 25 benim için özeldi. Maalesef pek iyi bir WrestleMania olmadığı doğru. Gecenin açılışında 8 kişilik Money in the Bank maçı bizi karşılıyor. Giriş için gayet keyifli bir maç. Shelton Benjamin, CM Punk ve Kofi Kingston gibi isimler maça renk kattılar. CM Punk'ın üst üste kazandığı ikinci Money in the Bank'ti bu. Gecenin main event'i de yine altyapısı iyi ama vasat bir maçtı. Triple H ile Randy Orton. Orton, Royal Rumble kazanıp Triple H'in WWE şampiyonluğunu elinden almaya çalışıyordu. Oldukça güzel bir build-up'ın sonunda daha verimli bir maç bekliyordum şahsen. Gayet sıradan bir maçın sonunda Triple H kemerini korumayı başardı. Gecenin açılışındaki Money in the Bank maçı oldukça keyifliydi. Kesinlikle Main Event'ten daha güzeldi.